Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ki bildiğiniz üzere Pazar İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Beğeniyle beraber yorumlarınızı her hafta olduğu gibi bekliyorum ki hem beğeni sayısında olduğumuz nokta hem de yorum kısmındaki olduğumuz nokta gerçekten çok sevindirici ve gurur verici. O yüzden de destek olan, elini taşın altına koyan herkese ekstra bir teşekkür de etmek isterim. Bunlar haricinde Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden bizleri takip edip yaptığımız paylaşımları görebilirsiniz ki şu an Twitter'da bir çekilişimiz var. Bu çekilişe de isteyen herkes katılabilir. Bu anlamda katılmak isteyenleri Twitter hesabımızı takip edip ufak beğeni ve RT yaparak bekliyoruz. Çıkmaz demeyin çünkü çıkmaz diyenlere zamanda çok çok çıktı. O yüzden de şans denemek lazım. Şimdi İstanbul yorumuna geçmeden önce geçen Perşembe günkü YouTube yayınımızdan sonra aklımda kalan bir iki şeyle ilgili yorum yapıp hızlı bir şekilde başlayacağım. Yorum yapacağım şey şu. Perşembe günü ben ufak bir çirip paylaşımda bulundum. Birinci alıgan ligi 90 TL civarıydı. İkinci alıgan ligi de 200 TL civarıydı ve çok yüksek bütçeye çıkmak istemedim ki. Yani gelen atları gördüğümüzde de bunda çok büyük bir hata yaptığımı da düşünmüyorum. Ama gelen mesajlar şu şekildeydi. Yani alternatif tekle banko ayırt edilemiyor ya da bilmiyorum ben mi eksik anlatıyorum, o da olabilir. Belki eksik kalmış olabilirim. Belki net olmamış olabilir. O da olabilir çünkü benden kaynaklı olabilir veya işte 2-3 kişi 4-5 kişi diyeyim daha doğrusu, ya onlar da biraz anlamamış da olabilirler. Alternatif tekle banko arasındaki fark, alternatif tek eğer bütçeniz çok düşükse risk alabilirsiniz demek. Banko demek bu at benim bugünkü tekim. Yarın at yazmayacağım. Mesela ben Perşembe günkü YouTube yayınında aslında alternatif tekler sundum ama bir tane bankom vardı ve o da Galio oluyordu. O da kazandı. Diğer atların tamamını biraz daha risk alabilirsiniz. Alternatif tek olarak değerlendirebiliriz şeklindeydi. O yüzden de bu alternatif tekleri vermeye çalışıyorum. Çünkü herkes yüksek bütçeli bir oyunu oynamıyor. Ufak oynayanların da bir yerde elini kolaylaştırması, bir yerde değerlendirmede bulunması gerekiyor ki. Mesela dün İzmir yorumlarında evet yüksek bütçeli kazananlar oldu sitemizde ama onun haricinde alternatif teklerimiz sayesinde ufak kazananlar da oldu. Alternatif tekler bu görevi üstleniyor. Kazanmaları demek biraz daha ufak bütçeli oynayanların da sonuç alması demek. O yüzden de bunu ayırt edersek çok çok sevinirim. Bu anlamda bugünkü videoda biraz daha net olacağım. Net yorumlarım olacak. O yüzden de yani kendimde de hata olabilir düşüncesiyle birlikte net bir şekilde aktaracağımı düşünüyorum. Başka söyleyecek bir şey kalmadı. Hadi yorumlara başlayalım. Yedili plasayana baktığımız 2 numaralı Father Mehmet son yarışta ön plan dönerdiğim bir isimdi. Beni yatmadı, güzel bir koşu kazandı ve güzel bir derece çıkardı. Bugün yine startla beraber liderliği alıp bir beyaz bayrak yarışı yapması çok çok muhtemel. 2 numaralı Father Mehmet öncelikli olmalı. Rakibi ise 3 numaralı Staying Hero. 2 ve 3 yedili plase sıralamam. Altılı Gainika'na baktığımızda tuzak bir yarışla başlıyoruz diyebilirim. Çünkü yani dışarıda bırakmak istediğim atlar var ama aklımın bir köşesinde acaba da dedirtiyorlar. O yüzden ben burayı kalabalık geçip risk almayacağım. Burası biraz ikinci altılı gain için ciddi anlamda kader koşusu. Favorim net olacak. O da 8 numaralı Lima. Yani Lima son zamanlarda zaten güzel bir çıkış yakaladı ve biraz daha böyle iyi diyebileceğimiz rakiplerin yanında bile başarılı performansını bizlere seyrettirdi. Bugün çok fazla öne çıkabilecek at yok. Akdağ fırtınası var ama otunun sentik pis performans soru işareti. O yüzden 8 numaralı Lima ya liderliği alır ya da Akdağ fırtınasının hemen arkasında konumlanır. Ama ben çok süratli bir yarış beklemediğim için bir yerden sonra ne yapıp edip liderliği alacaktır ve şu anki form durumuyla beraber de yakalanmam ihtimali mevcut. Benim buradaki favorim 8 numaralı Lima. Önemli rakibi 1 numaralı Altın Tepe olacak. Yani birkaç tane bültende çok ön planda önerildiğini gördüm. Yani yazılabilir ön planda ama çok da abartmamak gerekiyor. Çünkü bu atın sentik yarışına baktığımızda
Antalya'da bir tane koşu kazandı. O da başla Uzun Mehmet'i geçti. Şu grup 2 yarışı iyiydi ama o gün de baktığımızda Aşkarta'yı yani çok böyle wow diyebileceğimiz bir farkla geride bırakmadı. Ya anlatmak istediğim şey şu. Altıntepe evet yazılmalı. Mutlaka kuponlarımızda olmalı ama ben tek atılabilecek kadar wow diyebileceğimiz yarışlar olduğunu göremedim. O yüzden ikinci sıradan değerlendirme altına alıyorum. Daha sonra 4 numaralı Kalbimdesin çok güzel bir koşu kazanarak buraya geliyor. Bu performans Sentik Pist'e taşıyabilirse devamını getirebilir. 5 numaralı Darlöy, 9 numaralı Kaya Fatih son yarışını çok beğendim ama geride bırakma nedenim bu atın biraz Sentik Pist performansı etkili değil, eksik kalabilir. 6 numaralı Nibolu, 7 numaralı Akta Fırtınası, 2 numaralı Hetbe ve 3 numaralı Aşkarta yazıp ben İK'ya kapatıyorum. Biraz iş içinden çıkamadım diyebilirim. 5. koşu Maiden yarışa geldiğimizde benim tanımamda, benim böyle iyi yerlere gelmemdeki en büyük etkenlerden biri Maiden yarışlarda yaptığım analizler oldu ve genelde de önerdiğim atlar beni de yanıltmaz. Burada cazip bir at önereceğim. Yani iyi yarış yapacağına çok eminim. Birkaç tane bültene baktım. Çok da geri planda kalmış. Eğer kafamdaki yarışı yapabilirse bence tatlı bir sürprizle beraber bu koşuyu lehine çevirebilir. Bu at 1 numaralı Boğaç Bey. Bir kere şunu söyleyeyim. Çok aman aman bir Maiden grubu değil. Yani bir tane at biraz ekstra performans sergilerse diğer atlar üstünlük sağlayacaktır ki Boğaç Bey'in ilk iki yarışına baktığımızda çok gerilerde koşuyu takip edip sonlarda çok diri gelmesine rağmen bir türlü sonuç alamıyor. Genelde de geç kalıyor. Özellikle son yarışı 8. gibi görünebilir ama 1.37.20 yaparken 1.36.56 kazan at yaptık. O gün Gobak Kayra ilk sıradan önerdiğim bir isimde ve çok fazla mesaj aldım. 1.37.20 yaptı ama sonlarda öyle bir gelişi vardı ki beni kollayın yakın zamanda meydan çıkacağım dercesineydi. Ben bugün Ali Yıldız'ın daha iyi bineceğini düşünüyorum. Bu sefer yapacağı taklar etkili sprint 1 numaralı Boğaç Bey'e birincilik getirebilir. Net favorim. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ya bu koşu zor. Kolay bir yarış değil. Çok aman aman bir at yok ama burada bir risk alınacaksa ben kuponu ufaltacağım. Bütçemde çok yok. Burada risk almak zorundayım. Deniyorsa 1 numaralı Boğaç Bey denenebilir. Ama rakip yazacaksak yine cazip birisine devam edeceğim. 3 numaralı Esenimo. Bu atı 2 yarışta kollamıştım. Şans vermiştim. Yani bir türlü beklediğim yarışı yapmıyor ama peşinde kolay kolay bırakmak istemiyorum. Çünkü Maiden'dan çıkacağına inandığım atlardan biri. Bugün eğer 1 numaralı Boğaç Bey özellikle beklediğimiz yarış yapamazsa 3 numaralı Esenimo güzel bir sürprizle sonuç alabilir. At yazacaklar dikkat etsinler. Daha sonra 7 numaralı Yağızhan Bey, 9 numaralı Zengin Yele, 2 numaralı Buzdevi, 6 numaralı Turbo Efsanesi ve 12 numaralı Cemre Ateşi deyip ben burayı 1 önde 3, 7, 9, 2, 6, 12 sıralamasıyla geçiyorum. 6. koşu Grup 1 Fatih Sultan Mehmet koşusuna geldiğimizde çok keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Son yarışta da önermiştim. Beni yatmadı kazandı. Ben bugün bir kere daha kazanacağını düşünüyorum. 8 numaralı Son of Cougar'ı Banco öneriyorum. Son yarışında aslında analizin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Çünkü o gün belki ben Burgas'ı ilk sıradan önerdim ama Son of Cougar'la yaptığım analiz daha iyi dönüş almama neden oldu. Son of Cougar o gün kilosunda avantajı da beraber çok kolay bir koşu kazandı ve Burgas gibi şu anın en iyi atların başında gelen ismi geride bıraktı. Özellikle kilo avantajı olduğunda benzer sonuçlar alacağını da sinyallerini verdi. Bugün baktığımızda evet iyi atlar var ama Oğlumsun gibi, Festival Favor gibi, Alkan gibi, İsakan yazılabilir ama biraz daha geride Blackland gibi. Yani performans olarak diğer 3 ata yetişemeyecek isimler var. Alihan çok güzel bir koşu kazandı ama 4.5 kilo fark varken mesafe 1600 iken biraz soru işareti. Egracious Drak aslında bugün at yazsam yazmak isterim dediğim isimlerden biri. Çünkü tam ideal mesafesi, ideal şartlar ama yani kilo avantajı olduğu için tamamen böyle gözüm Son of Cougar'da. Bu at son yarışta etkili sprint atıp kazanmış gibi görünebilir ama Gazi Gül'ün mesela ve işte daha önce kazandığı yarışlarda çok geride beklemeden de sonuç alabilen bir isim. O yüzden ben mesafe anlamında bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum.
bugün bir şekilde kilo avantajını değerlendirerek kazanması çok çok muhtemel. Benim bugünkü bankom 8 numaralı Son of Cougar. 7. koşuya baktığımız, aslında burada risk almak istedim ama bir türlü atları birbirinden ayıramadım. Yani risk alınsa kimle alınabilir? 1 numaralı Annabella ile alınabilir. Çünkü bu at son iki yarışını kazanırken erkek rakiplerini geçti ve çok da zorlanmadı. Bugün dişlere ait bir yarışa geliyor. Benzer performans sürdürüp kazanması çok çok muhtemel. Ama önemli iki rakibinde avantajları var. Mesela 2 numaralı Lavender önde boş kalıp kısa mesafeli yarışı bitirme potansiyeli var ki, mesela bu at şurada ikincilik elde ederken Annabella'yı geride bırakmıştı. O yüzden mesafe kısalığı önde boş kalmasıyla bir kere daha benzer bir performans sergileyebilir. Bir de 3 numaralı Operasyon İdman'da çok beğendim. Yani eğer İdman görsün sağa yansıtabilirse çok farklı bir yarış yapabilir. O idman görüsü gördükten sonra bu atı karşıma almamalıyım deyip 3 numaralı Operasyon'a da şans veriyorum. 1-2-3 sıralamam. 8. koşuya baktığımızda burada cazip bir at önereceğim. Yani birkaç tane de bültene baktım, baya baya geri planda kalmış. Yani şansı da yüksek olduğunu düşünüyorum. O isim 8 numaralı Iron Sky. Yani bu at Gazi koşusu hariç diğer yarışlarında, özellikle Çin pistte kötü performanslar sergilemedi ve özellikle liderliği aldığında bir yerlere kadar diri kalıp bir yerlere kadar da mücadele içerisinde yer aldı. Bugün bakıyorum, Iron Sky'dan liderliği alabilecek bir at var mı? Yok. Azlıkları yeterli mi? Yeterli. Startla beraber liderliği alıp virajın oraya kadar kolay gelip oralarda bir anda grubu ayırabilir. Bir anda istediği farkı alıp kilo avantajıyla birlikte bitirdiğini görebiliriz. Cazip bir at. 8 numaralı Iron Sky'a dikkat edelim. Çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Ama olur da 49 günlük arası var. Gazi sonrası bazı atlar etkilenmiş göründü ki, mesela dün işte koşanlardan Magnus da olsun. Onun haricinde kim koşmuştu başka Ankara yarışında, bakalım hemen kısaca. Akın Sözen dün at bindi mi? Şansımıza binmemiş. Ahmet Çelik binmiştir, bakalım. Mesela Flying Spice da iyi koşmadı. Onlarca baktığımızda işte Overit incisi, gerçi şöyle bakacak olursak Gazi koşmuş atlardan biri, çok yıpranmadı ama o da aman aman bir dönüş yapmadı son koşusunda. Yani o yüzden de Gazi sonrası bazı atla etkilenebiliyor. Iron Sky'da bunlardan biri olursa o zaman burada başka atların şansı da olacaktır ki Gazi sonrası koşusunu kazanan bir 7 numaralı Ride the Lightning var. Sanki bu yarışı önde gidecek, öne yakın gidecek atlardan biri kazanacak gibi görünüyor. Bu anlamda Iron Sky beklediğimiz yarış yapamazsa onu en yakın takip edecek isim Ride the Lightning olacak ve kendine şans yaratacaktır. Daha sonra 4 numaralı Qualisto, 2 numaralı Kuyumada Grande, 6 numaralı Valeria, bir de ben yaşlı kurtu yazacağım, 5 numaralı Zafer Ateşi deyip 8 önde 7 4 2 6 5 ile geçiyorum. Geldik günün kapanışına. Burayı kısa geçip işi bitirmeye çalışacağız. 3 at önereceğim. Bunlardan biri arası olmasına rağmen 6 numaralı Kral Karınca. Yani arası olmasa yanına asla at yazmazdım ama 93 gün arası ve mesafenin 1500 olması beni biraz düşündürdü. At yazacağım ama 6 numaralı Kral Karınca bence bu gruptan iyi bir isim. Çünkü bu at ilk yarışta ikincilik elde ederken Gürbüztay'a geçildi. Gürbüztay o günden sonra şartlı 3 kazanıp grup 2 yarışında favorisiydi ve öylesine bir performans sergiledi. Bu at 1.05.90 yaparken o gün koşulan diğer meydanı kazanan at kimdi? Şenaptu dediğimiz isim grup 1'de 4.lük elde etmiş bir at ki 1.06.28 yaptı. Yani Şenaptu'ya göre bile iyi derecesi olan bir Kral Karınca var. Arası var. Evet, farkındayım ama son yaptığı hazırlıklar, özellikle 1200'lü çalışmaları çok çok yeterli. Mesafe bir tık kısa olsa risk alınabilirdi ama mesafe de uzun olduğu için ben risk alamayacağım. Yine de ön plan değerlendirilmesi gereken, hatta risk alınacaksa da alınabilecek aday 6 numaralı Kral Karınca. Önemli rakibi 10 numaralı Yılmaşağım. Yani kalitesi 6 numaraya 5 numara yeter mi bilmiyorum ama aslında burada gidişat yönünden en şanslı at 10 numara. Çünkü yarışta Lazman gibi, onun haricinde baktığımızda Kral Karınca gibi, Taşkın Kardeşler, Umudunu Kaybetme, Güneri, ön gruba gidecek olan bir Janela gibi isimler varken yarışın yavaş tempoda gitmesi çok çok düşük. Bu tempolar kime yarar?
10 numaralı Yılma Şahıma. Zaten bu ara sonrası yaptığı yarışında güzel bir üçüncülük elde ederken benzer bir grupta Foto'yu diri geçmesine dikkat çekti. Uygun da bir kilosu var. Eğer 6 numara kalitesini sağ yansıtamazsa o zaman gidişat avantajıyla birlikte 10 numaralı Yılma Şahım'ın şansı doğacaktır. Rakip yazacaklara dikkat etsin. Ve 5 numaralı Ersan Şah diyeceğim. Bu atta beklenti olan bir isim. Son yarışta da oynanan bir attı. O gün ben biraz nefes yönetken düşünüyorum. Bugün takı değişikliği yapılmış. Şöyle bakacak olursak kulaklık çıkarıldı. Kapalı gözlükle koşacak. Eğer takı değişikliği olumlu bir dönüş sağlarsa Ersan Şah beklentileri karşılayabilir. Ve tatlı plase bir sürpriziyle birlikte sonuç alabilir. 6, 10 ve 5 son ayak için sıralamam deyip İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Aktaracaklarım, düşüncelerim ve sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Önümüzdeki haftalarda artık pazar günü İstanbul yerine İzmir yorumları vermeye başlayabiliriz. Çünkü İzmir'de biraz daha cazip bir bülten oluyor ve cazip bülten benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden de önümüzdeki haftalarda, yani bu hafta normal vermek istiyordum ama program güzel olduğu için biraz daha İzmir'i veremedim. Ama önümüzdeki haftalarda bu durum değişecek ve biraz daha tercih yapıp İstanbul yerine İzmir yorumlarımızda olmaya başlayacak. Bu hatırlatmayı da yapmış olup aranızdan ayrılıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.